Güzel bir video serisi hazırlıyorum. Burada neleri göreceğiz? Kütle ve ağırlık nedir? Brüt ağırlık, net ağırlık, dara nedir? Bunlara bakacağız. Laboratuvarda kullanmış olduğumuz hassas terazi ve analitik terazi hakkında konuşacağız. Bunların nasıl kullanıldığı, nasıl bakım yapılması gerektiği hakkında konuşacağız. Ve birim sistemleri olan uluslararası birim sistemi, CGS, MKS ve diğer bazı birim sistemleri hakkında konuşacağız ve noktayı koyacağız. Hadi bakalım daha fazla uzatmadan neler yapacağız? Bir bakalım. Bismillah diyelim. Şimdi kütle maddenin değişmez miktarıdır ve küçük m sembolüyle gösterildiğini biliyoruz. Yine biriminin kilogram, gram, ton olarak olduğunu bilmekteyiz. Peki neden kütle ve ağırlık nedir diyoruz? Çünkü bunlar aynı şey değil. Toplumumuzda böyle bir kavram yanılgısı var. Bir insana ağırlığını sorduğumuzda çok rahat 70 kilogram der. Peki ağırlığın birimi kilogram mı? Böyle demesi de çok normal. Kimse bu soruya karşılık olarak yaklaşık 700 newton demez. Yani normal. Ben de demem. Fakat biz biliyoruz ki bilimsel olarak kütle ve ağırlık aynı şey değil. Biraz önce kütlenin kilogram, gram ve ton gibi birimlerle ölçtüğümüzü, ifade ettiğimizi söylemiştik. Peki ağırlığın birimi nedir? Evet, ağırlığın birimi Newton. Yani ağırlık bir kuvvettir. Kuvvetin birimi de Newton olduğuna göre ağırlığın birimi de Newton'dur dememiz gerekecek. Bizim ağırlığımızı belirleyen şey ise yer çekimi kuvvetidir. Evet, bu yanlış değil. Çünkü yer çekimi kuvveti nerede olduğunuza göre değişirken kütleniz daima sabittir ve değişmez. Yani ağırlığınızı hesaplamak istiyorsanız eğer kütlenizi bulunduğunuz yerin yer çekimi ivmesiyle çarpmanız gerekecektir. Bu nedenle dünyanın farklı yerlerinde ve farklı gezegenlerde her insanın ve cismin ağırlığı değişecektir. Ne yazık ki bu böyle. Unutmayın, kütleniz asla değişmez. Yani tabii sürekli patates, cipsi, börek, çörek tüketirseniz değişecektir. Çünkü biz biliyoruz ki kütlenin korunum kanunu var ve girenler çıkanlar eşittir. Neyse tamam, uzatmıyorum. Çünkü konumuz da bu değil. Belki daha sonraki videolarda bu konularda kütlenin korunumuna da bir değiniriz. Eski çağlardan beri insanlar madde miktarının karşılaştırmasında tartının güvenli bir olduğuna inanmışlar. Yani bunu bu şekilde kullanmışlar. Yapılan bazı kazılarda bunlara ait kanıt olabilecek bazı örnekler var. Yine arkeologlar Mısır'da tarih öncesi bir mezarda 7000 yıllık olduğu düşünülen oyma taştan bizim eşit kollu teraziye benzer küçük bir kolla terazi ile kireç taşından yapılmış taş kütleler bulmuşlar. Yine ilk zamanlar her millet kendine göre tartı birimini seçmiş. Bizim Osmanlı'ya baktığımızda batman, okka, dirhem gibi birimler mevcut. Şimdi kütlenin ölçülmesinde belirli bir büyüklük seçip diğeriyle karşılaştırmak gerekiyor. Mantığı bu. Böyle olunca uluslararası amaca hizmet edebilmek için bir uluslararası birim sistemi, uluslararası birim kurma gereği de doğmuştur. Çünkü herkes farklı bir kütle mantığı oturtursa ne olacak? Değil mi? Çok büyük bir karmaşa olacağı ortada. Yine kütle standartlarını oluşturmak için günümüze geldiğimizde 17. yüzyılın ortalarında çalışmalar başlıyor. Yine 1793 yılına gelindiğinde çalışmalar tamamlanıyor ve referans bir ağırlık olarak artı 4 santigrat derecedeki 1 litre suyun, yani 1 litre ney? 1 desimetre küp suyun ağırlığı metrik sistemin ilk evrensel ifadesi olarak
ölçülüp kullanılıyor. Belki merak edersiniz, neden artı 4 derecedeki su neden artı 5 değil, artı 10 değil? Genel olarak maddeler soğudukça yoğunluğunun arttığını söyleriz. Fakat suya gelince de iş böyle olmuyor. Su molekülleri soğudukça birbirlerine yaklaşır fakat en büyük yoğunluğuna artı 4 santigrat dereceye gelince ulaşır. Yani su moleküllerinin en yoğun olduğu hal katı hali değildir. Artı 4 santigrat derecede, yani 1 atmosfer basınç altında artı 4 santigrat derecede sıvı hali en yoğun hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle diğer maddelerde olduğu gibi suyun donan kısmı dibe çökmez. Aksine üst kısımlarda birikir. Zaten suda olay böyle olsaydı canlı yaşamı tamamen sona erebilirdi. Yani dereler, göller, denizler, okyanuslar dipten de olsaydı çok kötü olurdu değil mi? Korku filmi gibi bir şey. Neyse ki şükürler olsun insanı, hayvanı, bitkiyi iyi bilen biri suyu böyle yaratmış. Bunların farkında olmak güzel. Neyse konumuza dönelim. Yani suyun en yoğun olduğu hal kütlenin belirlemesinde zamanında kullanılmış. Güzel. Şimdi devam edelim. 1799 yıllarına gelindiğinde pratik bir kullanım sağlamak amacıyla ağırlık biriminin platin, iridyum gibi alaşımlarla imal edilebileceği düşünülmüş ve platin ve iridyum alaşımıyla referans kütle standartlara aktarılmış. Bu yeni ağırlık referans standardı Fransa'da arşivlerde korunuyor ve buna bu nedenle arşiv kilogram olarak isim veriliyor. Yine Fransa'nın bir kentinde Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu'nda bu arşiv kilogram saklanmaktadır. Bu standarttan kıyaslama ile yapılan çok hassas kopyalar dünyanın her yerine dağıtılmış, laboratuvarlara gönderilmiştir. Cisimlerin kütleleri hassas terazi yardımıyla kopyaları çok rahat oluşturulabiliyor ve virgülden sonra 8 basamağa kadar bir hassasiyetle ölçüm yapılarak kopyaları oluşturulmuş ve tüm dünya bu şekilde kullanmaya başlamış. Şimdi kütle hesaplamalarında brüt, net, dara terimlerinin iyi bilmesi gerekir. Diyelim ki elimizde bir kasa domates var ve 20 kilogram geliyor. Burada bahsettiğimiz 20 kilogram kime ait? Kasa ve domatese. O zaman bizim kasanın ağırlığını bilmemiz durumunda sadece domatesin ağırlığının ne olduğunu da kolaylıkla söyleyebilmemiz gerekir. Tabii tam tersi de mümkün. Ama pratikte bir sebze haline gittiğinde size kasa kasa domatesi tartıp verir. Ve kaç kasa aldıysan kasaların ortalama ağırlığı belli olduğundan bunlar kolaylıkla düşülebilir. Şimdi gelelim verdiğimiz 20 kilogram domates örneğine. Ortada kasa ve domates var. Ve bahsedilen 20 kilogram bu ikisinin toplamı. Bizim kasamız 3 kilogram ise eğer. Ne kadar domates yiyeceğiz? Yani domates artı kasa eşittir 20 kilogram, öyle değil mi? Bu denklemde kasanın kütlesini yerine yazarsak domatesin 16,5 kilogram olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Yani biz 16,5 kilogram domatesi afiyetle yiyeceğimizi düşünürüz. Sizin de canınız menemen çekti, öyle değil mi? Olsa da yesek. Neyse, şu işi bir toparlayalım, düşünürüz. Yani buradan şöyle bir formül çıkarabiliriz. Aslında çok da gerek yok ama hocam illa bir formül diyorsanız kolay. Domates bizim esas amacımız. Kasa sadece ufak bir ayrıntı. O zaman net konuşmak gerekirse domates
bizim netimiz olur değil mi? Domates net. Kasa, dara ve bu ikisinin toplamı da brüt olur. Yani net artı dara eşittir brüt. Böyle diyoruz. İşte bu kadar. Olan bir örneği yapmaya bu şekilde konuyu biraz daha iyi oturtalım. 4 varil petrolün brüt kütlesi 320 kilogram. 1 varilin darası 8 kilogram olduğuna göre 1 varil petrolün net kütlesi kaç kilogramdır? Soru basit olsun ya da zor olsun. Verilenleri yazarak işe başlamamız çözüm için bizi oldukça rahatlatacaktır. Şimdi verilenleri yazalım. Dört varil petrol brüt kütlesi 320 kilogrammış. Yine bir varilin darası 8 kilogram olarak verilmiş. 1 varilin darası 8 kilogram. Ve bize soru 1 varil petrolün net kütlesini soruyor. Şimdi birinci olarak yazdığımıza bakarsak buradan kolaylıkla 1 varilin brüt kütlesini bulabiliriz. 4 varil petrol 320 kilogram geliyorsa 1 varil petrolün brüt kütlesi 320 bölü 4 kilogram gelecektir. Yani buradan işlemi yaparsak 80 kilogram olarak bulmamız mümkün. Şimdi brüt kütleyi bulduk bir tanesi için. Peki bizim formülümüz neydi? Net artı brüt pardon bu şekilde değil. Net artı dara eşittir brüt. Bu şekilde ifade edeceğiz. Peki burada biz brütü bulduk mu? Biraz önce bulduk. Eşitimizi koyalım ve brütü yerine yazalım. 80 kilogram. Soru bize darasının 8 kilogram olduğunu vermişti bir tanesi için. Darayı da yerine yazalım. 8 kilogram olarak. Ve buradan 1 varil petrolü kolaylıkla bulabiliriz. Netini. Buraya da net dedik. 8 kilogramı karşıya 80'in yanına atarsak net olarak şunu bulabiliriz. 80 eksi 8. Buradan 72 kilogram petrolün net ağırlığını bulmuş olabiliriz. 1 varil petrolün net ağırlığı. Yani daha doğrusu kütlesi.